Destur var mıdır Halime Sultan? Gel Ertuğrul Bey'im. Yiğit kalede. Onu Konstantiniyye'ye götürecekler. Onu almayı başaramazsan öldür Ertuğrul Bey'im. Bunu yaparsan ben de Yiğit de iki dünyada da minnettar oluruz. Ben kaderime razı gelmeyi bilirim. Lakin seni de bunun peşinden sürüklemek beni çaresiz koyar. O Ceylan'ın beni sana getirdiği gün kaderimin tek başına olmadığını anlamıştım Halime Sultan. Bunu sen de anla. İkimizin kaderi birdir. Yolun açık olsun. Güneş tenini yakmasın. Yağmur canını üşütmesin. Ayağına taş değmesin. Su gibi git. Su gibi döne bana. Allah'a emanet olasın Halime Sultan. Sen de Ertuğrul. Destur var mıdır? Gel Gökçe. Şehzade olanları duydum Halime. Tez vakitte kavuşursunuz inşallah. Sağ olasın Gökçe. Ertuğrul'la sana gelince bilirsin Halime. Ertuğrul'u canımdan çok sevdim ben.
ondan vazgeçecek kadar çok sevdim. O da bunu görmeyecek kadar seni sevdi. Dilerim Allah'tan evlenip mutlu olasınız. Lakin şunu da aklından çıkarma Halime. Eğer Ertuğrul'u üzersen bu dünyada da öteki dünyada da iki elim yakandadır. Destur var mı ana? Gel oğul, gel. Baban seni Halep'e göndermeye karar verdiği zaman da böyle oturup konuşmuştuk seninle, hatırlıyor musun? Merdivenlerde. Hatırlarım ana. Sözlerin bana cesaret vermişti. O sözlerin olmasaydı Deli Demir'in dövdüğü kılıç gibi diri ve keskin olamazdım. Belki de görevimi başaramadan dönerdim. Ama başardın. Tıpkı o Ceylan gözünün feryatlarına sırtını dönüp gidemediğin gibi babanın verdiği vazifeyi de başardın. Ne o Ceylan gözlüğümü bırakabilirdim, ne de babamın verdiği vazifeyi başarmadan dönebilirdim. Ne ava giderken o Ceylan'ın karşına çıkacağını bilebilirdin, ne de kendinle birlikte obayı ateşe atacağını demiştim. Sonra sana şöyle dedim: ateş vardır, somunu yakar kül eder. Ateş vardır, somunu pişirir. Düştüğün yeri sana o gösterdi. İsyan etmek ne sana ne de obadakilere düşer. Bu Cenab-ı Allah'ın bir sınavı. Bu sınavda pişmek de var, kül olmak da. Onun için babanın kararları arkasında sımsıkı dur dedim sana. Doğru dedin ana. Kül olmadan, ham girdiğim ateşten pişerek çıktım elhamdülillah. Şimdi de babanın verdiği kararları arkasında sımsıkı durmalısın oğul. Kurdoğlu'nun bütün vazifelerini sen üstleneceksin. Üç alpim vardı. Şimdi obanın bütün alpleri senin emrinde olacak. Onlara sadece öldürmeyi değil, ölmeyi emredeceksin. Nasıl ki bu obaya yakışan kadın Halime ise, buraya yakışan bey de sensin oğul. Tıpkı babanın vazifesinden, tıpkı o Ceylan'dan kaçamadığın gibi, kayıların beyi olmaktan da sakın kaçmayasın. Babam bunu yürekten ister, dile getirmez. Bilesin istedim. Hadi şimdi var git. Yolun açık olsun oğul. Allah beni doğru yoldan ayırmasın ana. Amin. Allah'a emanet ol. Amin ana. Thank you.
Yunkut tamamdır beyim. İyi. Başlayın o vakit. Emredersiniz beyim. Soluk soluğa koşan atlara and olsun. Nallarından kıvılcım çıkanlara and olsun. Boyumuz için, beyimiz için, töremiz için ölmekten korkar isem, kara çelik öz kılıncımla gök ekin gibi biçileyim. Mavi gök yarılsın, yağız yer delinsin. İsmim Bengütaşlardan silinsin. Oğuz babam, kutlu obam, ahirette benden davacı olsun. Çıktığım gaza yolunda Allah yardımcım, Hızır ata yoldaşım olsun. Allah'ım Ertuğrul'u muvaffak eyle. Onu yalnız bırakma ya Rabbim. Kardeşime güç ver. Beyimizin emriyle gözaltına alındı Zalime Sultan. Ne diyorsunuz siz? Süleyman Şah böyle bir şey yapmaz. Beyimiz artık Süleyman Şah değil, Kurdoğlu. Düşünme bile Süleyman Şah. Şu işi kansız halledelim. Evladım yerine koyup sevdiğim alplerim babalarına baş kaldırmış demek. Biz verilen emirleri yerine getiririz beyim. Size bu emri Kurdoğlu mu verdi? Yeni beyimiz artık Kurdoğlu'dur. Müsaade edin giyinelim. Çıkın. Thank you.
Bırakın! Hainler, bırakın diyorum! Bırakın babamı! Sonsuzlar! Bırak! Baba! Çakal, o namussuz mu gönderdi sizi? Selcan Hatun, layık olduğunuz şekilde muamele görmek istiyorsanız beyimiz hakkında kem söz etmeyin. Cehenneme kadar yolunuz var. Başta da benim. Beyimi yalnız komak istemem. Ebeler onunla ilgilenecek. Kurdoğlu'nun talimatı var. Gidelim. Beni hiç dinlemedin Süleyman. Ertuğrul'u Halep'e gönderdiğin, obaya o uğursuz şehzadeyle çocuklarını töredir diye kabul ettiğinden bu yana içimize nifak soktun. Şimdi de bedelini ödeyeceksin. Senin ödeyeceksin dediğin bedel benim şerefimdir. Hileyle beylik alandan, toyunu töresini çiğneyenden kimseye hayır gelmez. Hangi yüzle Ötügen'den çıkıp gelen atalarımız makamına kurulacaksın ha? Bu ota senin lanetin olacak Kurdoğlu. Zulümle abat olunmayacağını göreceksin. Artık Allah'ın gazabından kork. Onun lanetinden kimse kaçamaz. Senin kim olduğunu, kimlere hizmet ettiğini biliriz. Bundan sonra alemi cihanda bilecek Kurdoğlu. Oh!
Sözü olan varsa, yüreği yetiyorsa şimdi söylesin. Sen kan kardeşine ihanet ettin. Törene, otağın beylerinin verdiği karara ihanet ettin. Sende azıcık yürek varsa çık karşıma. Sen bu obanın umuduydun. Akıllıydın, cesurdun. Sana büyük bir fırsat lütfettim. Ama sen ne yaptın? Babanın kuyruğunun dibinden ayrılmadın. Hem kendi geleceğini, hem de obanın geleceğini bu ihtiyar için mahvettin. Sen bir korkaksın Gündoğdu. Ve benim korkaklarla işim olmaz. Götürün hepsini. İstemiyorum. Herkes çadırlarına dönsün. Toy da gereği yapılacaktır. Oğullarıma elini sürersen yemin ederim öldürürüm seni Kurdoğlu. Meraklanma Süleyman. Hakkındaki karar toyda çıkacaktır. Dündar da Gündoğdu da bana emanettir. Diğer bütün ailen gibi. Şimdi götürün. Burada kamp yapıyoruz.
Yine karşılaştık kara papaz. Onun niyeti bizi evladımızı öldürtmekmiş. Yalvarırım beni bağışlayın efendim. Ben basit bir çiftçiyim efendim. Beni oğlumu buraya zorla getirdiler efendim. Ertugrul, yolun sonuna geldin. Sen kimsin? Üstad-ı Azam Petruccio Manzini. Isidoro'nun amcasıyım. Buraya kadar Ertugrul. Haddini aşıp bir keçi çobanının girmemesi gereken tehlikeli oyunlara girdin. Kaybettin. Bunun bedelini de ödeyeceksin. Derhal teslim ol. Seni bir daha uyarmam. Bizimle baş etmen mümkün değil. Beni anlıyor musun Türk? Ne yapacağız beyim? Deli demirin çekici gibi çökeceğiz üzerlerine. Durmak yok. Tereddüt yok. Anlaşıldı beyim. Ulan Bamse. Cengi de aklını eriyor ha. Benim
Deli Demir'le kılıcı dövdüğünüz gibi değil mi? He ya. Haydır Allah. Haydır Allah. Ertuğrul teslim ol. Bitti. Haydır Allah. Haydır Allah. Kurdoğlu bizi buraya niye koydu dersin Süleyman? Baksana, Turgut'un bakışlarını hiç beğenmiyorum. Ertuğrul iyileştiğini söylemişti ama. Sırf bu yüzden bizi buraya koydu Hayme. Korkutmak, sindirmek için. Eli ayağı bağlı. Şimdilik bağlı. Ama kimin çözeceği belli olmaz. Peki bundan sonra ne olacak Süleyman? Toyda istediği kararı çıkarmak için elinden geleni yapacaktır. Her türlü zorbalığı, rezilliği, hainlik yapacağını biliyordum. Ama bu kadar erken beklemiyordum. Sen her türlü tedbiri aldın. Obadaki beylerin bu kadar çürük çıkacağını bilemezdik ki. Ben her türlü tedbiri almadım Hayme. Merhamet ettim. Fitne başına merhamet edersen sonu bu olur Hayme. Sen ve evlatların haklarınızı helal edin. Sizleri de zor duruma düşürdün. Sen bizi dert etme. Senin için ölüm de olsa biz bunu şeref sayarız. Hem daha Ertuğrul dışarıda. Mutlaka olanları duymuştur. Ertuğrul tek başına ne yapabilir ki? Dua edelim de buraya gelmesin. Yoksa onun da sonu bizim gibi olur. Doğan! Babası! Beyim, kaçacağımız ölümüne girseydik şu kefenelere. Kaçmıyoruz Bamsı. Eşit şartlarda savaşacağımız yerlere çekiyoruz onları. Atlarımıza ulaşana kadar onların hepsini tepeleyeceğiz. Gördünüz böyle, geri kalan benle gelsin.
Kanımı bırak. Bırak. Çek, dokunma. Boyunuz posunuz devrilsin inşallah. Ateşlerde yanasınız. O Kurdoğlu denen soysuz itin nasıl uşağı oldunuz ha? Selcan Hatun, usudur yoksa... Yoksa ne? Yoksa o kellerini gövdenden ayırırım. Selcan Hatun, gel otur. Size ilişmediler değil mi? Süleyman Şah'la Hayman'dan haber var mı? Babamdan da ses yok. Ya onları öldürürlerse? Bacılar, kendinize gelin hele. Kurdoğlu denen o soysuza diz çökmeyeceğiz. Benim bildiğim Haymana da Süleyman Şah da pes etmeyecektir. Kurdoğlu Ötley'e onlara hiçbir şey yapamaz. Deli Demir bunca yıllık savaşçı. Alimallah. O da pes etmeyecektir. Ya şimdi ne olacak? Kurdoğlu obanın nizamını bozdu. Töreye karşı geldi. Kayı obasını ne hale düşürdün Kurdoğlu? Süleyman Şah'a, Hayme anamıza bu zulmü nasıl reva gördün ha? Nasıl? Beylik seçimini kaybedince tahtı hileyle elde etmeye çalıştı. Obadaki hain de oymuş. Bunca vakit kendini iyi gizledi. Çözün zincirleri. İlişmeyin. Bunlar benim. Şeref sırrımdır Kurdoğlu. Ve bunları boynuna geçirmeden asla çıkarmam. Eğer başaramazsam da böyle gömerler. Deli Demir, bunca vakittir örsünle, çekicinle nice demiri kıvama getirdin de bir aklını bir de gönlünü düzeltemedin. Hala delisin. Kurdoğlu. Atalarımız ismini Kurdoğlu koymuş. Niye? Belli ki küçükken bir maharet görmüşler. Ama sen gönlüne sahip çıkamadın. Gönlünü şeytana sattın Kurdoğlu. Ben obam için, boyumun geleceği için bunca vakittir didindim durdum. Lakin Süleyman Şah'la evlatları bizi tehlikeden tehlikeye sürükledi. Onları defalarca ikaz ettim, beni dinlemediler. Sonunda da tahtlarından oldular. Kurdoğlu, kısa kes. Ne diyeceksen de. Sana son bir şans vermek isterim Deli Demir. Gel beyliğime biat et. Obamızı eski günlerine döndürelim. Sen de, kızın da rahat edersiniz. Kurdoğlu, ben sana asla biat etmem. Eğer sana biat edersem zulüm ilelebet meşru olur. Ve kayının çocuklarına tarih haram olur. Bugünler geçtiğinde
Kayın çocukları seni değil, bizi yad edecekler. Diyecekler ki, zulme ve zalime asla boyun eğmediler. Bırak beni öldürmeyi. Lime lime doğrasan da sana biat etmem Kurdoğlu. Götürün bu asiyi de Süleyman Şah'ın yanına. Görsün bakalım zulüm nasıl olurmuş. Götürün. Kızım nerede? Cehenneme gitmeye hazırlanıyor. Götürün dedim.